İtalyan ekip Scuderia Ferrari geçen yıl olduğu gibi bu yılda sıra dışı bir araçla ortaya çıktı. Son derece agresif tasarımların ve inovatif çözümlerin olduğu SF23 aracı dikkatleri hemen üzerine çekti. Peki FIA neden Ferrari'den yeni S-Kanal tasarımı dolayısıyla açıklama istedi? Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda Ferrari'nin F1 2023 aracındaki önemli yeni inovatif çözüm S-Kanalı hakkındaki detaylara bakıyor olacağız. Aynı zamanda güç ünitesi anlamında ve aracın diğer konularıyla ilgili bilgiler de söz konusu. Tüm bunları değerlendiriyor olacağız. Başlamadan önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Özellikle videoyu beğenmeniz çok önemli. Videoyu beğenip abone olursanız önümüzdeki günlerde yarın başlayacak sezon öncesi testleriyle ilgili gelişmeleri de kaçırmamış olursunuz. Bunun da haberini vermiş olayım şimdiden ve yorumlar kısmında bu Ferrari'nin S-Kanalı hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum. Evet, nedir bu S-Kanal tasarımı? Ferrari'nin aracında neye yardımcı olacak? Aslında bu sistem yıllar önce yasaklanan F-Kanal tasarımını andırıyor. O tasarım aracın düzlük hızını arttırmaya yarıyordu. Fakat güvenlik sebebiyle yasaklanmıştı. Ferrari'nin S-Kanal tasarımı ise yere basma gücünü arttıracak bir yenilik. Çalışma mantığını açıklayalım şimdi. Bu S-Kanal nasıl bir çalışma prensibine sahip? Yüksek basınçlı hava sidepod girişinin hemen altındaki ufak hava girişinden içeriye giriyor ve hava buradan geçerek kaşık şeklindeki üst sidepod kısmından yukarıya doğru çıkıyor. Bu şekilde aracın arka kısmına yüksek enerjili hava akışı gönderiliyor ve böylelikle arka taraftaki yere basma gücü artıyor ve daha iyi bir yol tutuşu sağlanıyor araçta. Genel olarak hedef yere basma gücünü arttırmak yönünde. Nasıl ki F-Kanal'da düzlük hızı artıyorsa dediğim gibi S-Kanal'da ise yere basma gücünü arttırmak adına yapılmış bir tasarım söz konusu. Sistemin mantığına baktığımızda araç yüksek hızlardayken daha da efektif çalışacaktır. Çünkü araç hızlandıkça hava akışı da hızlanacak. Frenaj anında da araca yardımcı olacağı söyleniyor. Diğer bir önemli nokta açıkçası. Yani şöyle söyleyelim. Yer etkisi taban kısmındaki venturi kanalları nasıl ki araç hızlandıkça daha efektif şekilde çalışmaya başlıyorsa S-Kanal'da da benzer bir prensip söz konusu olacak gibi görünüyor. Ve bu sistemin ilk etapta kopyalanması zor. Aynı şekilde diğer F1 takımlarının Ferrari konseptini yani aracın konseptini kopyalaması Red Bull konseptine göre daha zor. Bu nedenle Ferrari konseptini çok kopyalayan bir takım görmüyoruz. Kaşık şeklindeki sidepod yapısı şimdilik sadece Ferrari ve Haas araçlarında mevcut. Benzer tasarımlar var ama Ferrari'nin konseptini tamamıyla kendi aracına aktaran bir takım şimdilik yok. Ve aynı şekilde bu S-Kanal çözümü sadece Ferrari aracında mevcut şimdilik bildiğimiz kadarıyla. Diğer takımlar sonradan ortaya çıkartırsa bilmiyoruz ama şimdilik sadece Ferrari aracında göze çarpan bir yenilik. Aslında bu yenilik muhtemelen sezon öncesi testlerinde ortaya çıkacaktı ama Ferrari lansmanda aracı piste çıkartınca gözlerden kaçmadı doğal olarak. Şimdi asıl soruya gelelim. FIA neden Ferrari'den açıklama istedi? Aslında baktığımızda bu normal bir kontrol, rutin bir kontrol yani. Tasarımın mantığını, çalışma şeklini öğrenmek için FIA takımlardan zaman zaman açıklamalar ister. Şimdilik FIA sistem hakkında net bir karara varmadı. İllegal mi, legal mi şeklinde bir durum henüz yok. Muhtemelen Bahreyn sezon öncesi testleriyle beraber daha net bir karar ortaya çıkacaktır. Diğer takımlar bu konuyu oldukça yakın şekilde takip ediyor. Ancak Ferrari S-Kanal tasarımının kurallara uygun olduğundan emin. Testler sonrasında daha net bir tablo ortaya çıkacaktır. Bu sadece Ferrari'nin kullanmış olduğu bir çözüm S-Kanal tasarımı. Ferrari tasarımın uygun olduğundan emin. Nasıl ki ön kanat kısmında Mercedes'in geçen sene Amerika Grand Prix'sinde getirmiş olduğu tasarımı kullanıyorsa bu tasarım konusunda da kendilerine güveniyorlar legallik konusunda. Şu şekilde haberler gelmişti. Hani sadece S-Kanal için açıklama istendi şeklinde ama zaten bu rutin bir kontrolmüş. Şu anda endişe edilecek bir durum yok gibi görünüyor Ferrari taraftarları için. Son olarak da Ferrari'nin araçta yapmış olduğu diğer değişikliklere bakacağız. Ferrari geçen sene dayanıklılık konusunda çok sorun yaşamıştı. Bunları büyük ölçüde çözdüklerine inanıyorlar. Ve lansmanlar başlamadan önce bir video atmıştım hatırlıyorsanız. Ferrari radyatör tasarımını değiştiriyor şeklinde. Bu konu doğrulanmış oldu. Ferrari yeni bir soğutma konseptine sahip. Bu konseptle beraber radyatörler tabana oldukça yakın şekilde konumlandırılmış.
ve böylelikle daha iyi bir soğutma performansı elde edebileceklerini düşünüyorlar. Aynı şekilde Ferrari F1.75 çok ağırdı ve fazla sürüklenmeye sahipti. Amus'tan gelen açıklamaya göre bu da ayar yapmayı zorlaştırıyordu. Üstüne bir de motorun güç eksikliği çıkınca fark olduğundan büyük göründü. Bu konuları çözmek için uğraşmış Ferrari tarafı. Eğer ki bu sorunların hepsini çözmüşlerse Red Bull'la mücadele edebilirler. Ama bakalım, Red Bull aracını görmedik. Red Bull tarafında da ciddi söylentiler var. Özellikle aerodinami konusunda çok iyi bir gelişim yapıldığı söyleniyor. Aynı şekilde hafif bir şasiye geçiş yapılmış. Bunların hepsini yarın öğreneceğiz. Red Bull'un gerçek aracı ortaya çıkacak. Evet, bu şekilde FIA ve Ferrari arasındaki konu hakkındaki detayları da gözden geçirmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi şu anda endişe edilecek bir durum yok. Ferrari fanları için bunu söyleyebiliriz. Sezon öncesi testleri sonrasında daha net bir karar ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki günlerde yine birçok video gelecek. Bunları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yüklendiği gibi izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına mutlaka görüşlerinizi bekliyorum. Sosyal medya hesaplarımdan, Instagram, Twitter ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. F1 sezonu içerisinde diğer F1 fanlarıyla konuşmak isterseniz Discord sunucumuzda mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.